Şimdi maçın başından itibaren maçı teknik anlamda yorumlamanın çok bir anlamı yok diye düşünüyorum Gökmen. Çünkü yani şu güne baktığınız zaman bize yaklaşık 6 yıldır 5 yıldır yaşatılan sürecin nasıl devam ettiği, nasıl üzerlerine yani görev yüklenilmiş gibi bu görevi yerine getiren insanların hala futbol camiasında var olduğunun bir kanıtıdır bu akşamki sonuç ya da saha içerisinde yapılanlar Fenerbahçe'ye. Ama ben kendi adıma söyleyeyim, bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye yapılan her türlü haksızlıkta biz Fenerbahçe'ye daha fazla bağlanıyoruz. Onun bir kere altını çizmek gerekiyor. Çünkü başkanımız ve yönetim kurulumuz, futbolcular, teknik heyet bu takım için ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen şu ana kadar da bundan önceki yıllarda da uğranılan bu kadar saha dışı haksızlıklara artık yani yapacak bir şey yok, isyan etmekten başka. Şimdi sahada olanlar gerçekten bu direnişlerini sürdürmeye çalışıyorlar ama Aksu Hoca'nın bir lafı var gerçekten. Onlar eskiden yani hakemi yenemezsiniz. Bu akşam bunun en büyük delilini de yaşadık. Şimdi kırmızı kartları değerlendirdiğiniz zaman da futbol oynamış. Hafta başından beri, daha doğrusu Beşiktaş maçından sonra müthiş bir algı yaratılan, Fenerbahçe üzerinde algı yaratanlar. Okan Buruk'un hafta başından beri hakemlerle ilgili daha doğrusu yaptığı açıklamalarla kendine görev edinen Bülent Yıldırım ve futbol oynamış tüm kişiler, camialar Alper'in yediği kırmızı kartı bana açıklayabilir mi Allah aşkına? Yani Her şeyi bir tarafa bırakalım. Hepimiz futbol oynadık. Alper yaptığı harekete bakın. Tekrar izlettirin lütfen, rica ediyorum. Yukarıdan gelen bir topu ayağıyla, üstelik tabanıyla da değil, iç üst vuruş dediğimiz bizim ayağının üstüyle topu kurtarıyor. Rakip Alper'e geliyor ama Alper ayağını kaldırarak oyuncuya devam etmiyor. Alper ayağını kısıyor. Alper'in asla kötü bir niyeti yok orada. Alper topla oynuyor ve topla oynayan kişi Alper. Ve sen buna kırmızı kart veriyorsan bunun açıklaması yoktur. Yoktur yani, futbolda böyle bir şey yoktur. Ve sen bu kararı veren adamı yenemezsin. Mümkün değil. Adam diyorum, kusura bakmasınlar. Evet. Bu adamlar demin de söylediğim gibi yani 5-6 yıldır devam eden sürecin elemanları birebir yani. Ve bunun yapılan tüm algı operasyonlarına cevap veren adamlar yazıktır, günahtır ya. Aynen öyle, yazıktır, günahtır. Kemalettin Hocam, peki bu çifte standartlarla nereye varılacak? Bunun sonu ne olacak? Yani bu karşılaşmanın öncesinde de biliyorsunuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun cezaları tartışıldı. Derbinin yankıları halen bu karşılaşma oynanmasına kadar sürdü. Şenol Güneş mesela 41. maddeden sevk gerekirken kendisine neden 39. maddeden ceza verildi kendisine mesela? Biliyor musun ya da, Gökmen Hocam, buyurun. Bak sözünü kestim, çok özür dilerim. Niye biliyor musun? Gerçekten ulusal kanallarda gerçekleri anlatan, gerçekleri söyleyen Fenerbahçeliler yok. Kimse kusura bakmasın. Hafta başından beri yapılan algı operasyonları sadece Fenerbahçe üzerinden değerlendirildi. Bakın, dikkat edin. Sadece Fenerbahçe, işte Fenerbahçe'nin gördüğü kart, Fenerbahçe'nin oynadığı oyun, işte Aykut Hoca'nın Şenol Güneş'e oyun oynanırken vermediği cevap ama gerçek anlamda Şenol Güneş'in yaptıkları, Oğuzhan'ın yaptıkları, o Medel'in yaptıkları, ki bunları o programda ben vardım, işte hepsini söyledim özellikle yabancı futbolcularla alakalı. Ve oyun 0-0 giderken buradaki derbi karşılaşmasında onlar memnun, biz memnun gibi görünüyordu. Ne zamanki golü biz attık, Beşiktaşlı oyuncuların provokasyon anlamındaki değişimlerini hiç kimse konuşmadı o maçtan itibaren. Ama hep bu maça kadar hep Fenerbahçe üzerinden bu operasyon yapıldı. Bunun üzerine Okan Buruk'ta piyango çıktı ve sonuç ortada ne yazık ki. Kötü oynamış olabilirsin. Ya her kötü oynadığın maçta yenilmek zorunda değilsin ki, ya da birileri gerçekten her maçta sana karşı
bir şey yapmak zorunda değil ya. Yapmamalıdır yani. Normalde özünde bu olması gerek ama. Şimdi söz konusu Fenerbahçe olunca tabii hele hele de bu sene çok ciddi anlamda hedefe kilitlenmiş bir cami olarak lige başladık. Ve ligin başından itibaren Fenerbahçe'ye bunlar yaşatılıyor. Ve bunlar asla tesadüf değil Gökmen. Evet, tesadüf değil ve bu yani tam anlamıyla bir katliam. Alakası olmayan kartlarla iki tane Fenerbahçe'nin oyuncusunun atılması, önce Alper Potuk sonra Şkirtel ve dediğiniz gibi ta geçmiş haftadan başlayan, derbi sonrasından başlayan bu karşılaşma oynanana dek süren hakem tartışmalarıyla bu karşılaşmaya geldik ve sonrasında da Bülent Yıldırım'ın kararları işte ve sonuç ortada. Peki Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım çabalıyor sezon başından bu yana, geçtiğimiz sezon bitiminden beri transferler yapıldı, takım baştan aşağı yenilendi, teknik direktör Aykut Kocaman geldi. Peki bu çifte standartlar devam ederse, bu hakem hataları devam ederse, bu yanlış cezalandırmalar, yanlış kararlar devam ederse bunun sonu nereye varacak? Niye o zaman tüm bunlar niye? Valla bunun Gökmen, yani bunun bizim açımızdan çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim. Çünkü çok daha problemli maçlar yaratıldı Fenerbahçe aleyhine. Ve senin söylediğin gibi yani bizim başkanımız sadece geçen yıl, bu yıl değil yani. 18 yıldır, neredeyse 20 yıldır bu kavganın içerisinde. Bakma, ilk geldiğinden bu yana da Fenerbahçe üzerinde bu kadar belirgin bir baskı olmamasına rağmen biz o pankartı taşıyanlardan da biri benim yani. Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz derken bu saha içerisinde sadece oynanan futbolla biz elimizden geleni yaptık. Şu anda futbolcu arkadaşlar, teknik heyet aynı şekilde, başkanımız, demin onu anlatmaya çalıştım. Bütün herkes kendi üzerine düşeni yapıyor ama olay sahanın dışına çıktığı zaman çok büyük haksızlıklara uğranıyor. Yani bu kadar transfer yapıldı, bu kadar para harcanıyor. Türkiye'nin en fazla vergi veren bir spor kulübünden bahsediyoruz. Her şeyden önce Türkiye'nin bütün amatör branşlarını finanse eden, hatta milli takımları oluşturan bir spor kulübünden bahsedilirken bu kadar haksızlığa uğramak da çok çok garip oluyor, çok ayıp oluyor. Yani bu ülkede Fenerbahçeli olmayanların bile kendilerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayan, ne bileyim, kendini milliyetçi söyleyen tüm insanların da buna sahip çıkması lazım. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye'nin lokomotifidir her anlamda. Ve bu kadar haksızlığa uğranıldığı bir zamanda yani bu kadar gerçekten yalnız kalması çok garip. Bu aslında Türkiye'nin kaybı diye düşünüyorum.